Tekno Seyir'e hoş geldiniz. Murat, AMD'nin Vega ekran kartları. Evet. Vega RX 64 56. İki Evet. tane. Bir tane daha var aslında, 64'ün sıvı soğutmalısı da burada yok. İyi ki de yok. Yani çok abartılı olurdu. Esas bizim ihtiyacımız olan şey 64. Şimdi AMD'nin bir tane problemi var. O da şu. Nvidia'nın şu 1000 serisinin tepelerinin karşısında ürünü yok. Şimdi bak, kötü ürün olur, performanssız olur. Kabul eder. Yok, çok kötü bir şey. Çünkü ya ben AMD fanatiyim kardeşim, işte kessen kanım kırmızı akar. Yani bu kadar AMD fanatiyim ve istiyorum ki işte FreeSync monitörümü de almışım, büyük paralar vermişim. İyi bir performans alacağım. Ama nerede? İşte 2560'a 1440'ta 4K'da. Şimdi bunlar çıkmadan önce Evet. en fazla 580 alabiliyordun. O O da 1060'a 1060 denk geliyordu. performansına denk Hadi geliyordu. geçiyordu da diyebiliriz. O da hani 1080p'de oyun oynamaya Tabii yönelik. orası öyle. Ya 2560'a 4K'da. 1440'a da çıkarsın da FPS'yi biraz aşağı alarak çıkarsın. Şimdi bu olmayış bayağı bir başını arttı şeyin, AMD'nin, Nvidia'nın da fiyatlarını arttırdı. Bizim zaten biz de izleyiciler de bu Vega'ların çıkışını hevesle bekledik Aynen. aslında. Halbuki bir de AMD'nin R9 Fury serisi vardı. Fury X vesaire. Bak, Doğru. onlar hiç gündeme gelmedi. Çünkü Evet. çok pahalıydılar. Bir de HBM bellek kullandıkları için 4 GB'ı geçemiyorlardı. Şimdi adam da dedi ki, ya ben bu kadar para veriyorum, 4 GB istemiyorum dediği anda o kart bitiyordu. Doğru. Bunlar bu sorunu da biraz çözmek için geldiler ve direkt olarak Nvidia'nın 1080'inin ve 1070'inin karşısına geçiyorlar. 64 olan 1080'in karşılığı, 56 olan da 1070'in karşılığı. Tamam. Ti'nin karşılığı nerede dersen, 1080 Ti'nin yok. Yok. O hala yok. Gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Bu video çekildiğinde yoktu. Şimdi o yüzden de şey sıkıntılı. Ya, bu kartlar neyin yerine geldi? Yani biz hep onu konuşuruz ya. Eskisi şöyle oldu, bu böyle oldu. Yok ki eskisi. Yani eskiye baktığın zaman R9 Fury X diyorsun. Aa, öyle, öyle bir kart vardı diyorlar. Evet. Peki hemen şey sorayım. Sor. Performans anlamında dediklerini yapıyor mu? Yani 1080 ile 1070'in karşılığı mı bu kartlar? Birebir yapıyor. Performansı verebiliyor. Birebir veriyor, evet. Güzel. Şimdi Radeon R9 Fury X aslında baktığın zaman gayet güzel bir GPU'ymuş diyorsun. Bak, 4096 tane şeydir var, küçük işlemcisi var içlerinde. Stream prosesör deniyor. Bunlarda da 4096. Hani baktığın zaman öyle uçan kaçan bir durum yok. Bir 56'da şey düşüyor. 35 3584 oluyor. Tamam. Çünkü ünite sayısı azaldı. 64 ve 56 aslında o büyük, şimdi her şeyin bir çatısı var. İşte o çatının içinde büyük işlemci grupları var diyelim. Computing unit. Onların sayısı azalınca onun içindeki üç ufak stream shader'lar da gidiyor. Tamam. İşlemciler de gidiyor. 56 ile 64 oradan isimlendirilmiş. Bunun haricinde işte doku üniteleri sayısı 256'ymış hep şeyde de, Fury'de de. Bunda da 256. 56'da 224'e düşüyor. Saat hızları yükselen o çok hızlı. Bunların saat hızları işte 1247 bas hızı, 64 için konuşuyorum. 1546 kendi hızı. Yani şeyin boost'u bile Fury'nin binlerde kalıyordu. 56'da birazcık düşüyor. 1156'ya 1471 oluyor. En önemli fark HBM2 geliyor. HBM2 8 GB. Bu sorunu öyle çözdüler. Yani aslında o HBM2 ile geliyor. Fury'lerdeki 4 GB bellek Evet. yetmeme sorununu HBM2 ile, Aynen bunlarda da öyle. HBM bellek var. Evet. Ama 2 2. versiyonu. Bu çok beklenen bir şeydi. 1.89 gigabit saniye gibi böyle acayip bir hız var. İşte Biz de şey bekliyorduk yani. 2048 bit falan, böyle hani normalde görmediğin de bellek hızlarında kapasitelerinden bahsediyoruz hız anlamında. Ama HBM2 pahalı bir şey. Üretmesi de şu anda gördüğümüz kadarıyla kartların da bulunabilirliği onu gösteriyor. Birazcık zorlaştırıyor işi. Şimdi ona sonra döneceğiz. 12,5 milyar transistör, 8,9'muş daha önce. 14 nanometre. Vega 10 GPU'ları, eskisi Fuji'ydi. Şimdi bu bize ne sağlamış? Şimdi dedim ki, hiç hani işin böyle sayfalarca biliyorsun, bunun da, o öyle çalışıyor, bu önemli değil. Ben zaten şu cevabı aradık, sen de sordun. 1080 Ti'nin 1080'in karşısında geliyor mu 64? Öteki de 70'in karşısında geliyor mu? Geliyor. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Şimdi ben sana güç tüketimlerini söyleyeceğim. AMD'de biliyorsun 480'den sonra bir kopuş başladı. 580'de de çok artmıştı güç tüketimi. Şimdi bütün sistem Threadripper'la test edildi. Biraz da o yüzden burada duruyorlar. Tamam.
Bütün ekran kartları hepsi 1080, 1070. Bunlar TI. Hepsini test ettim tek tek. 395 watt TI. Tüm sistem harcaması. GPU %100 güç altında. Hı hı. 1070, 250. Hı hı. 1080, 300. Tamam. Bunlar Nvidia ailesi. Ama RX 64'e geçtiğin zaman 400 watt harcama sistemin. 56'ya düştüğünde 335 watt. Hı. Şimdi baktığın zaman RX 64 400, 1080 300, 100 watt fark var arada. Tam karşılığı diyordu ki o kartın. Tam karşılığı olan kart şu 100 watt daha fazla evet, güç tüketiyor. RX 56'ya bakıyorsun 335 watt, 1070 250 watt. Hı hı. Yani neredeyse 56 için biraz daha aydınlık bir tablo var. Daha çok tüketiyor biraz yani. Biraz daha dedi 80 watt yani. Tabii. Aydınlık ha, bu sıcaklıklar normal. Bak 83 derecelerde çalışıyor. Hı-hı. 64. Öteki de 56 ile 77 derecede. Bunlar ekran kartlarında gördüğümüz dereceler. Ama deli gibi ses yapıyor. Yani ben benchmarklarda çıkıyordum odadan. Bu da ses yapıyor. Bu da ses yapıyor. Yani. Evet. Ama bu normal. Bu şu fan sisteminde bu ses oluyor. Hı-hı. Biz nasıl kartlar inceliyoruz? 3 tane büyük fanlı. Doğru. Bu böyle bir şey değil. Bunlar standart tasarım. Bunlar referans dizayn. Evet. Dolayısıyla performansta yakalasa bile güç tüketiminde ve seste şu anda referans tasarımlar o güç tüketimi tek değişmeyecek. Ses değişir ileride belki. Ama yani, güç tüketimi böyle kalmaya devam edeceği için şu an Nvidia'nın yani, lehine devam ediyor bu süreç. 100 watt'lık enerjiyi bir şekilde dağıtman lazım daha bu sisteme kötüsü, gelen. Daha kötüsü. Ne kadar sesi azalsa da hani orijinal olmayan tabii. tasarımlarla gene de fark edecek. Tabii. Yani. Daha kötü bir şey söyleyeyim. RX 64'ü taktım. Sistem çatır çatır restart ediyor. Hmm. Threadripper'lı. 1080 Ti'de bile öyle bir şey olmamıştı. Şey çıktı altından. Şimdi bunlar 8 pinli ya iki tane. Hmm. Şimdi çoğu güç kaynağında hepimizinki herhalde öyledir. Bir tane kablo gelir. İkiye bölünür sonra ucunda. Bu RX 64 ona kıl kapıyor. He. Bölmesin istiyor. İkisine de ayrı hat aynı gelsin. Aynı hattan gelmesin evet. istiyor. Hmm. Ama bu özellikle upgrade için yapacakları için sıkıntı. Çünkü bazen yok o ikinci hat. Yani güç kaynağı öyle yapılmış. 750 watt olması ya da 600 watt olması ile alakasız bir şey söylüyorum. İki tane hat istiyor bu. Hı hı. Hatta bak burada dedim ki iki tane 8000 de bu istiyor dedim. Doğru. Yani Threadripper'lı yüksek sistemi yani. Kuracaksan böyle bir şey. Intel için Intel'i de katabilirsin. Güç kaynağının çok fazla hattan bu şeyi vermesi lazım. Bu gücü desteklemesi lazım. Ne yaptım? 850 watt'lık güç kaynağım vardı yine. HX750 iyiydi test ettiğim platform güç kaynağı. Bu sorunu yarattı. 850'ye çıktım. RM850i'ye çıktım. Bir sorun çıkmadı tek kabloyla. Hı. Çünkü o besleyebiliyor. Hı hı. Onun tabii gücü de yüksek. Bu iyi bir şey değil. Çünkü upgrade yapacakların güç kaynaklarına potansiyel bir sorun. Doğru. Bizi izleyenler öğrenmiş oldular en azından çözümünü. İkinci hattı sağlayacaksınız bir şekilde. RX 56'da öyle bir sorun yok. Hı hı. Şimdi bak o 100 wattlık sorun bu işte. Yani normalde sen şey diyebilirsin, ya kardeşim benim zaten 700 wattlık güç kaynağım var, bir şey olmaz. Da işte bunu yapıyor. Hı hı. Tek kabloya aşırı yük bindirdiği için sıkıntı yaşıyorsun. Ki enteresandır, 1080 Ti'de böyle bir şey yaşamamıştım. Çok yakın, 295 watt aslında, hani arada 5 watt evet. var ama onda böyle bir sorun olmuyor. Bunun bir gıcıklığı var, bak bu çözülebilir. Bu belki referans tasarımın evet, sorunudur. Tasarımla ilgili olabilir. Kart üreticileri bunu çözebilir. Ama hani referans kartı alanların uyarayım. Ya Murat onlara gelmeden önce hani daha AMD'nin daha derin bir sorunu var. Yani mesela şimdi 1080'ler yanlış hatırlamıyorsam bunlardan bir sene önce çıkmışlardı piyasaya değil mi? Yaşlandılar bile. Yani, yenisi gelecek neredeyse. Ya yenisi gelse darmadağın edecek demek ki o zaman. Sorun yani, bu. Tam olarak bu. Yetişmek sorunu çözmüyor. Çünkü şu an hamle sırası Nvidia'da. Evet. Sen birazcık önüne geçecektin ki o da yenisini sunduğunda yine sen geri kalsan bile birazcık önüne geçsen en azından o güç tüketimleri falan daha anlamlı olacaktı. Anlamlı olur. Şimdi hani makul diyebilirim. Aynı yani. Olmak için güç tüketimini çıldırtıyorum. Hı. Şimdi burada enteresan başka sonuçlar var. Şimdi 1080 ile bunu kıyasladığın zaman RX 64'ü birebir çoğu zaman ama 1080 arada geçebiliyor. Fark Hı. atmıyor ama geçebiliyor. 1070 ile RX 56'yı kıyasladığın zaman 1070'i yakalıyorsun. Ama RX 56 daha fazla geçiyor. Hmm. Yani biraz oradaki daha evet biraz yani. Daha önüne geçme yine çok büyük farklar atamıyorsun ama önüne geçiyorsun işte hiç olmazsa birazcık daha. Bu daha parlak bir durumda hmm. yani. Hmm. Ve Nvidia da zaten boş durmadı 1070 Ti'yi çıkardı. He, şimdi o da onu geçecek bu geldiğinde. Daha henüz gelmedi ama geldiğinde geçecek. Çünkü fark o kadar az ki geçecek diyebiliyorum. Hmm. 1080 Ti ama hepsinden farklı bir alemde böyle takılıyor. Boşlukta. çok fark atıyor bunlara. Ama en azından artık şunu söyleyebilirsin. Fiyat olarak da fark atıyor. Burası fiyat olarak da fark atıyor. Tabii yani fiyat olarak da öyle. En pahalı kart o zaten. Hı hı. Şimdi
1080'i yakalaması, 1070'i yakalaması güzel bir şey ama bizim için kritik olan, bana sorarsan, 1070'i yakalamasıydı. Hı hı. Çünkü 1060'ın ötesine geçemiyorduk. Ve şunu söyleyeyim, bence en önemli sonuç bu. RX 64 ile 56 arasında o kadar az bir performans farkı var ki. Yani niye ben bunun çilesini çekiyorum mu düşünüyorsun? Çünkü dediğim gibi bak 1070'ten de hızlı bir kart o. Yani neredeyse utanmasa birazcık 1080'e tehdit edebilir. Biraz belki overclock bir şey ama çok güç tüketiyor, zor olacaktır. O yüzden bence 64'ün pek bir anlamı olmamış. Yani 64 daha da fark atsaymış olacakmış. Ama şu anda bence hiç bunun sıkıntısına girmeden direkt 56'yı alır geçersin. Fiyatları nasıl peki? Yani karşılaştırmanın TI, önemli bir... 3600 TL. Tamam mı? 3600 en tepede duruyor. En tepede, 1080, 2700. 1000 lira daha ucuz. Tamam. 2700. 1070, 2300. 400 lira var. Tamam. Bu çok yakın. Bak orada da aynı sıkıntı var. 1070 ile 1080'in farkı çok az. Hı hı. Bu fark verilir. Vega 3500, 64 olan. Bak 1080'in fiyatından daha pahalı. Evet. 1080 Ti fiyatında. Neredeyse. 56, 2800 lira. Hadi biraz daha rekabetçi ama orada da 1080 alır geçersin. Hı hı. Sorun değil. Bu ürünler ilk gelen parti pahalı. Bu düşecek. Hı hı. Ve şu uyarımı yapayım. Bunların hepsi referans tasarımı. Ne yapıyor? İşte Gigabyte alıyor bunu. Gigabyte yapıştırıp veriyor. Aynı bu. Alınmaz. Çok net söylüyorum. Hı hı. Bunu değil. Üreticinin kendi dizaynını bekleyin. Bu çok ses çıkartıyor. İşte buradaki güç tüketimindeki belki o dengesizlik çözülür. Hı hı. Çözülmeyecek şeyler değil. Ama o kartlar nerede? Yok. Yok. Yani benim edindiğim izlenim bilmiyorum. Ama sene sonuna doğru. Yani hı. Sene sonundayız da hani... Onda acaba şeyle mi, neden bu üretim sıkıntıları falanla mı alakalı acaba? Çok kuvvetle muhtemel ondan. Yani hiç ben şunu da anlamadım. HBM2 hiçbir şey yaramamış gözüküyor. Yani ben HBM2 bu kadar gürültü koparttılar. Ne oldu yine 1080 DDR5'li 1080'le aynı şeyi aldıysam demek ki olmasa da olurdu. Tabii bunu iddia edebiliyoruz düşününce. GDDR5 ile üretsem bunu çok mu yavaş olacaktı? Çok daha yavaş mı olacaktı? Ben çok zannetmiyorum. Yani demek ki sorun bellek değilmiş. HBM2 gerçekten güzel bir şey. Hı hı. Kağıt üstünde öyle görünüyor. Belleğin işlemcinin, GPU'nun üzerinde duruyorsun. Hatta ben o yüzden belki kartlar biraz küçülür diye de düşünmüştüm. Ama öyle bir şey olmadı. En azından referans tasarımda olmadı. Ne avantajı oldu? Adam beni hala geçiyor testlerde. Hani ya da dengeliyor. Bence vallahi bu ciddi, HBM2 işi bunda ziyan edilmiş. Zaten Nvidia'nın bak kullanıcı kartlarında HBM'den uzak durmasını da açıklıyor biraz. Demek ki adamlar hala o şeyi görmüyorlar. Yani hem, fark yaratacak bir evet, iş görmüyorlar. Çünkü zahmetli bir iş olduğu belli işte. Adamlar kart yetiştirmekte zorlanıyor. Değsin bari hani olduğunda. Yok değen bir şey ben görmedim. O yüzden HBM2'yi avantaj hanesine yazamıyorum. Murat hani şimdi performans olarak evet yakalamış durumdasın en azından hedeflediğin şeyleri. Güç tüketiminde sıkıntın var. Fiyatta da bence ciddi sıkıntın var. Evet. Hani düşer mi düşmez mi düşünce ona şey yapmak lazım da şu anki resme baktığımızda çekici çözümler değiller. Çekici değiller. Sıvı yani. Soğutmayı hiç katmadım 4000 lira. Hani o zaten TI'yi de geçti. Bence hani yine de yani bu çok acil. Ben işte FreeSync monitör aldım. Çok da para ver. Onların da pahalısı var sonuçta. 2560'a 1440 çözünürlükte de performans lazım diyorsan RX 56'yı alabilirsin. Hı hı. Mutlu olursun performans olarak. Ama bekleme şansın varsa yine AMD'de kalacaksan o zaman özel çözümünü hiç olmazsa bekle. O ses olmasın. Ses sorunu olmasın. Ben bunları umursamıyorum. Bana iyi ekran kartı neyse onu tavsiye edin diyorsan şu an Nvidia'nın avantajlı olduğu çok net. Çok yani net. Şimdi bu 56'yı öneriyorsun da bunun fiyatına işte 1080 ama evet. Neredeyse. Evet evet yani. Aynen. Bir de şeyi düşün. O ödendiğin 1080'ler falan özel tasarımlar. Referans tasarımlar değil. Bir de işte yani. Şunu da söyleyeyim. Bizim benchmarklarda tabii bunun karşısında koyduğum 1080 Ti Asus'un bir modeliydi. Hafif overclocklu geliyordu. Hmm. 1080 o şekilde hafif overclockluydu. 1070 referans tasarımdı. Ama o overclocklar öyle 2-3 FPS'lik şeyler yaratabiliyorlar. Yani fabrika overclock'u onlar zaten. Bunların da kesin overclocklusu gelecektir. Birazcık daha belki yani eşitlenir. Ama eşitlik bozulmayacak. Yani sen yine bunu Asus'un, MSI'nin kartları geldiğinde bunlar aynı kartlar diyeceğiz çok muhtemelen. Ne diyeceğim farklı olarak? Daha sessiz diyeceğim. İşte belki buradaki işte güç dağılımı düzelmiş diyeceğim falan filan o kadar. Son olarak bir de şey sorayım Murat. Bu güç tüketimiyle ilgili bazen hani makine yeniden başlama falan. Onun dışında bir herhangi oyunlarda vesaire bir stabilite sorunu falan yaşadın mı? Hiç stabilite sorunu. Şey. Sıfır sorun. Tamam güzel. AMD'nin Radeon Chill gibi teknolojileri var. Gücü azaltmak için mesela lazım değilse FPS'yi en yükseğe çıkartmıyor. Hı hı.
ne yapıyor? Güç tasarrufu sağlıyor ama onlar kurtarmaz. Yani onlar ekstra özellik olmalıydı. Doğru. Yani biz bununla yapıyoruz diyemezsin. Nvidia'da öyle bir şey yok çünkü. Ama evet şey ben en son sürücülerle de test ettim. Hiçbir oyunda hiçbir sorun yok. En azından onların çözülmüş olması. Yani şöyle sorunlu çıkmadı bu kartlar en azından. Takıyorsun çalışıyor çoğu zaman diyelim. RX 64'de parantezimi açmıştım. Yurt dışında bundle yapıyor AMD. Bak o akıllıca bir hamle. Yani evet. Diyor ki işte işlemciyi de benden al, Ryzen al. Bunu da hatta FreeSync monitör de vereyim sana falan diyor. Yurt dışında burada henüz yok. Olursa bak belki hani bir fiyat düşüşü bir paket olarak daha çekici yani olabilir. İşlemci, anakart, ekran kartı paketi yapılıyor evet. Ve bir de monitör ekliyorlar yurt dışında. İşte makul FreeSync fiyatlarla belki düşünülebilir. Evet, adamı öyle şekilde çekici yani sistem olarak vermek çekici ama olabilir. Ama Türkiye'de görmedik herhalde öyle. De henüz başlamadı. Daha zaten ben şeyi başlamış saymıyorum. Vegaları geldi de yaygın satılmıyor ki. Vallahi Murat geç kaldı ya. Yani geç kaldı ve maalesef hani Intel'le olan rekabetlerine göre şu an daha zayıflar Nvidia'ya karşı. Doğru. Çünkü şeyi alamadı. Bak geçmişi düşün. Sen de çok yaptın. İşte performans birinciliğini aldı lafını etmek çok önemli bir laftır. Doğru. Aşağıya doğru onu yansır. Çok uzun zamandır diyemiyorsun. 1080 Ti orada duruyor ve şeyi bekliyoruz. Hamle bakalım Nvidia'nın yeni hamlesi ne olacak diye bekliyorsun. İşte. O da bunun üstünde çok katarsa fark bir daha vallahi açılacak. Hamle yapmasına bile gerek yok şu anki durumda. O daha kötüsü işte. O var yani bizim ya. Tüketici açısından problemimiz tabii. O. AMD bak nasıl zorladı şeyi Intel'i. Şu an hemen yansımasını aldık. 19'lar vesaireler falan çıktı yani değil mi? Bunlar da Nvidia'yı zorlarsa aynı şey olacak ya da fiyat düşecek. Biz rekabet istiyoruz. Biz birisi daha iyi olsun istemiyoruz aslında bakarsan hiçbir zaman. Ya da fark atsın ve öyle kalsın değil. Eşit gitsinler sürekli didişsinler istiyoruz. Doğru. Bu güç tüketimi meselesi olmasaydı aslında olmuştu. En azından. Tabii tabii. Çok temel bir çok, şey işte. Çok fark var yani. Evet çok fark var. Böyle hem de peki. Radeon Vega maceramız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.